Sevgili dostlar, hepinize merhaba. Bu yayınımızda sizlerle birlikte evi, arabayı satıp yatırım yapmak ne kadar doğru? Bu yatırımla altın veya dolar almak gerçekten karlı bir işlem midir? Bunu sizlerle birlikte konuşacağız. Ayrıca dolar ve altın analizimiz olacak. Gram altın ve gram gümüş tarafına da gene bu analizde sizlerle birlikte bakacağız. Piyasalardaki son durum ne şekilde ilerliyor? Gene bu videomuz içerisinde bunları bulmaya çalışacağız. Videomuza geçmeden önce kanalımıza beğeni atmayı ve kanalımızı başka mecralarda paylaşmayı unutmazsanız da bizi çok mutlu edersiniz. Evet, birçok yorumunuzda evi, arabayı satıp, altın ve dolar alalım mı? Bütün parayı buna yatıralım şeklinde sorularınız vardı. Arkadaşlar, kesinlikle bu şekilde bir yatırım olayına girmeyin. Evi veya araba satıp da yatırım yapılmaz. Yatırım yapacaksanız yatırım kenarınızda, kıyınızda, köşenizde tuttuğunuz para ile uzun vadede yapılacak bir yatırım şekli olmalıdır. Günümüzde baktığınız zaman ev fiyatlarının ve araba fiyatlarının oldukça sert bir şekilde yukarı yönlü hareket ettiği bir dönem içerisindeyiz. Allah korusun, evinizi veya arabanızı sattığınız andan itibaren bir daha yerine eskisini koyamayabilirsiniz. Yani sahip olduğunuz evinizden de olabilirsiniz. O yüzden ev ve araba satılıp bu dönem içerisinde altın veya dolar yatırımına girmek bence oldukça uygunsuz bir yatırım şekli olacaktır. Bu yatırım şeklini seçmek isteyenler gene son karar her zaman için kendileridir. Fakat bana sorduğunuz kadarıyla ben böyle bir yatırımı sizlere kesinlikle tavsiye etmem sevgili dostlarım. Zaten şu an son duruma baktığınız zaman ev ve araba fiyatlarının dolar ve altın bazında daha da fazla kazandırdığını sizler de göreceksiniz. İlerleyen dönemlerde biriktirmiş olduğunuz paralarla şu anki konjonktüre baktığımız zaman altındaki düşüşün takip edilmesi, her düşüşünde altın tarafında yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla kademeli bir şekilde alım yönüne gidilerekten değerlendirilebileceği yönündeki düşüncelerim mevcut. Altın ve gümüşün şu anki enflasyonist baskı ortamı dönemlerinde de oldukça ucuz kaldığı düşüncelerim devam ediyor. Ayrıca Fed'in yapmış olduğu ve yapacak olduğu, ileriki dönemler için vermiş olduğu sinyaller arasındaki faiz artışlarına devam ediyor ve edecek olmasından kaynaklı olarak da tüm dünya genelinde ana vatanına gitmek isteyen bir doların da arz talep kaynaklı olaraktan sevgili dostlarım yukarı yönlü hareketini devam ettireceği gerçeği de henüz değişmiş değil. Tüm bunlara baktığımız zaman gram altın tarafının bir kademe daha şanslı olduğu, hem dolar bazlı hem de ons altın bazlı olaraktan yukarı yönlü hareketlerine daha sert bir şekilde gram altın tarafının devam edeceği görülmekte. Gram altın tarafında bizler için 950 seviyesi önemli bir seviye olacak. Ayrıca ayın 13'ü, 13 Temmuz 2022 Çarşamba gününe denk geliyor zannedersem. Çarşamba günü saat 15.30'da ABD enflasyon verileri açıklanacak. ABD enflasyon verileri altın ve dolar bazındaki hareketlerde önemli olacaktır. Çünkü buradan gelecek enflasyonun Fed'in faiz arttırımlarına karşı düşme eğilimine girmemiş olması Fed'in ileriki dönemlerde daha agresif şekilde faiz artışlarını devam edebileceğinin sinyalini verecektir. Bu neticede bu enflasyon verisinin 8.6 civarlarında ABD tarafında olduğunu düşünecek olursak beklenti 8.3-8.4 civarına doğru ABD enflasyonunda bir geri çekilme olması yönünde. Fakat bazı analistlerin yapmış olduğu yorumlardan da buradaki verinin yüksek çıkma ihtimali de oldukça yüksek. Yani 9'lara 10'lara varan ilerleyen günlerde ABD enflasyonunda yukarı yönlü hareketin devam edeceği beklentileri mevcut. Eğer böyle bir durum olur ise de arkadaşlar altın tarafında bizler yukarı yönlü sert hareketleri izlemeye devam ederiz. Bu yüzden ABD'den gelecek enflasyon verileriyle birlikte altın yatırımcıları da yarınki bu veriyi mutlaka iyi bir şekilde takip etmeleri gerekli diye düşünmekteyim. Altının ons tarafında 1700 dolar önemli bir destek. 1700 dolar ve 1680 dolar destekleri sıkı bir şekilde takip edilmesi gereken önemli destekler. Çin tarafında bankada biliyorsunuz kriz yaşandı. Çin tarafında bazı bankada yatırımı olan kişilerin mevduatlarında para olmadığı görüldü. Bunun üzerine Çin'de banka önünde boykotlar başladı arkadaşlar. Bu da Çin açısından önemli bir şey. Çünkü Çin'in geçmişinde baktığımız zaman bu türden olayların pek görülmediği ve bu döneme rast gelen hesaplardaki paraların kaybolma olayından kaynaklı olarak da Çin'de de bazı hareketlenmeler mevcut. Sri Lanka'yı biliyorsunuz. Sri Lanka'da halk başbakanın sarayını bastı. Sarayda şu an hala protestolar devam ediyor. Ayrıca Sri Lanka'da başbakanın sarayında halkın sarayın havuzunda yüzdüğünün görüntüleri de gene basına yansımış durumda. Bir başka son haberde de Sri Lanka başbakanın yurt dışına kaçmak istediği fakat havaalanı yetkilileri tarafından da engellendiği ve yurt dışına çıkma talebinin reddedildiği basından okuduğumuz haberler arasında. Yani Sri Lanka'da da işler pek de iyi gitmiyor sevgili dostlarım. Evet, ülke içerisine geldiğimiz zaman ülke içerisindeki ekonomik duruma, Türkiye ekonomisine baktığımız zaman Türkiye ekonomisinde de işlerin pek de yolunda gittiği söylenemez. Şu an itibariyle turizm gelirlerinden kaynaklı olaraktan dolar kurunda yukarı yönlü hareketin bir miktar daha yatay seyre bağlandığı görülüyor. Dolar kurunda 17 TL aşağıda hala güçlü bir destek olarak seyrini korumakta. Yukarıda da 17.46 seviyesinden geçen direnç. Bu iki kanal aralığı doların seyrinde yukarı yönlü hareketin devamını sağlayacaktır. Aşağıdaki 17 TL altına sarkmalarda bizler dolar kurunda 16.70 ve 16.50 civarına doğru aşağı yönlü hareketler görebiliriz. Fakat 17 TL civarı üzerinde kalındıkça da 17.46, 17 TL. Burada gene bir ara destek bölgemiz var. 17.37 direnç bölgemiz ve aşağıda da 17.21 kuruş civarından geçen ara destek ve direnç bölgelerimiz dolar kurunda yatay seyrin hareketlerini sağlayacak olan alanları bizlere oluşturuyor sevgili dostlarım. Ekonomi haberleri tarafında takip etmemiz gerekecek. Dediğim gibi yarınki ABD enflasyon verileri saat 15.30'da açıklanacak. Bu veriler önemli. Bu verileri sizler de takipte kalın. Altın tarafına geçtiğimiz zaman gram altında özellikle bizler için 950 seviyesi önemli bir seviye. 950 seviyesini takipte kalacağız. 950 civarında hareketlerin 985 bandı içerisindeki yatay seyri devam ediyor. Buradaki seyir önemli. Gram altında da aşağı yönlü hareketlerin sertleşebilmesi için mutlaka 950 TL civarı altında hareketler görülmesi şart. Buradan hareketler görürsek işte o zaman 880 civarına doğru gram altında gevşemeler devam edebilir. Fakat 950 seviyesi dediğim gibi oldukça kuvvetli bir seviye ve bu seviye kırılmadığı müddetçe yukarı yönlü hareketler yine gram altın tarafında devam edecektir. Ons altın grafiğimize baktığımız zaman ons altında bizler için neyse gümüşü açtık. Gümüşle devam edelim. Gümüş ons grafiğine baktığımız zaman bizler için şu bölge dip olarak takip ettiğimiz bir bölge. Bu 18.30 civarı. Bu 18 dolar 30 sent altında hareketler olmadığı sürece ilk etapta bizler şurada 20 dolar seviyesi, onun üzerinde 22 dolar ve 24 dolar seviyesine doğru yukarı yönlü hareketleri takip edeceğimizi düşünüyorum. Beklentim ons gümüş ve ons altın tarafında yukarı yönlü hareketlerin devam edeceği yönünde. Buradaki dip hareketi biter bitmez ben gram alt özellikle ons altın ve ons gümüş tarafında yukarı yönlü hareketlerin grafiksel seyirde seyrini şu şekilde tekrardan bir tobo şeklinde yukarı yönlü 24 dolarlar seviyesine doğru hareketi başlatacağını düşünüyorum sevgili dostlarım. Evet, ons altın tarafındaki hareketlere baktığımız zaman bizler için ons altında önemli olan bir seviye, özür dilerim. Evet, şuradan geçen arkadaşlar bakın 1725 ve onun altındaki 1680. Bu iki destek önemli bir destek. Maksimum 1680. Geri çekilmeler 1680'e kadar gelebilir. Fakat 1680 kırılmadan herhangi bir panik yapmaya ben gerek olduğunu düşünmemekteyim. Çünkü buradan hareketin tekrardan 2100 dolarlar seviyesine doğru yukarı yönlü hareketi ons altının başlatacağını düşünmekteyim. Ons altın takip eden sevgili dostlarım 1680 altında bir kapanış olmadığı müddetçe burası iyi bir şekilde izlenmeli diye düşünüyorum. Buradaki hareketin ilerleyen dönemlerde kırılması, yani bu 2100 doların yukarıya yönlü kırılmasıyla birlikte bu hareket daha da sertleşebilir. Altını özellikle üst seviyelere kadar çekebilir. Şu an için izlemedeyiz. ABD enflasyon verilerinden gelecek sonuç bizler için önemli olacak. Fed'in faiz kararlarına gene dikkatle takip edeceğiz. Buradaki yön belirleyici en büyük etmenlerden biri şu an için piyasa yapıcı olan FED. FED'in alacağı faiz kararları ve ABD enflasyon verileri en yakın zamanda altınla ilgili yönü belirleyecek olan kısadaki hareketler. Uzundaki beklentilerimizde bir değişiklik yok zaten. Uzundaki ana hedef noktalarımız hala devam ediyor. Evet sevgili dostlarım, sizlerle birlikte piyasaları değerlendirdik. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlar.